yalan konuştuğunu hissettiğiniz kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Güzel yüzüm, yani genelde kafada bir sorun oluyor. Bizim de çok sık karşılaştığımız bir bela. Yani niye böyle bir delik yaparlar anlamıyorum. Genellikle bir menfaat amacıyla yapıyorlar. Komik de duruyor. Yani göz göre göre, yani insanın zekasına alay etmeyi bile amaçladıklarını zannetmiyorum. O kadar da kafalar çalışmıyor yani. Ya karşıdaki insanın zekasına alay etme amacından da değil. Ya karşı tarafın hiç fark edemeyeceği kanaatinde oluyorlar. Facia orada. Yani zekada o kadar ciddi bir sorun var ki akılda, karşı tarafın alenen ve açıkça göreceğini de fark edemiyorlar. Yani bizim mesela yapar ama ya fark etmiyordur falan der. Bunlarda öyle bir konu da yok. Facia. Görüyorsunuz örneklerini çok sık. Evet. Ben bir daha deneyeyim. Yalan konuştuğunu hissettiğiniz kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Canımın içi, güzel yüzüm, sen tertemiz kızsın, elinden yüzünden böyle nur akıyor, kibar ve değerlisin. Genç arkadaşlar, bak biz sürekli yayınlıyoruz, görüyorsun hepsi çok kıymetli ve çok efendiler. Onlarla arkadaş ol, öyle it kopuk takımını da kalbini kırmadan uzaklaştırmak lazım. Onlar gerçekten kendi aralarında küçük böyle mezbelelik arkadaşlıklar oluyor. Onlar da ayrı yaşıyorlar, onlar da bir kavim. Yani böcek gibi ayrı yaşıyor onlar. Ama sen kaliteli, değerlisin, onlarla muhatap olmadın mı, konu biter. Öyle bir şey gördüğünde, benim kanaatim hiç konuyu uzatmadan uzaklaşmak. Bir de öyle tipler deli oluyor, pek iflah olmuyorlar. Yani bir iki yalan söyledi, üç yalan söyledi, bir daha yapmaz diye bir konu yok adam. Sürekli yalan söyler o zaten, hasta o. Yani çözüm, kalbini kırmadan uzak olmaktır. Ama bak görüyorsun yayına çıkan kardeşlerin hep çok dürüst, çok efendiler. Çok sayıdasınız, Allah'a çok şükür. Efendi genç arkadaşlarından muhatap olursan, onlara dost olursan konu kökünden hallolur.